nedir? İnsanlar terleyen bölgelerini birkaç noktada olarak düşünse de vücudun her bölgesine ter bezleri yayılmıştır. Yaşanan heyecan, adrenalin, tüketilen yiyeceklerin fazla baharatlı olmasından kaynaklı olarak daha fazla ter salgılanabilir. Aslında insanın teri kokmaz. Terin çıktığı bölgeler nemlenmeye uygun bölgeler olduğundan buralarda hızlıca bakteri ürer. Terin kokmasının neden olan şey bu bakterilerdir. Koku önleyici deodorantların amacı terleyen bölgeleri kuru tutmak ve bakterilerin çoğalmasına engel olmaktır. 19. yüzyılın sonunda üretilen ter önleyici maddeleri kullanmak oldukça sakıncalı olarak görülüyordu. Çünkü bu maddelerin amacı ter kanallarını tıkamaktı. 50 yıla yakın bir sürede hedef kitle erkekler olarak hiç görülmedi. Çocukların terleri kokmazken büyük insanlar terlemeye başladıklarında kokmaya da başlarlar. İnsan vücudundaki ter bezleri iki farklı çeşittir. Apokrin bezler ergenliğe girene kadar işlev göstermez. Bu bezler ergenlikten sonra ortaya çıkarak bazı bölgelerin kokmasına neden olurlar. Terlemeyi koku yüzünden istemeselerdi insanlar, terlemek oldukça sağlıklıdır. İnsanların doğru şekilde sıvı almalarına, kolileri yakmalarına yardımcı olur. Araştırmalara göre erkekler kadınlardan daha fazla terlerler. Bunun nedeni testosteron olarak görülür. Strese girdiğimiz anda terlemeye başlamamızın sebebi de ter bezlerinin beyne bağlı olmasındandır. En kötü kokulu ter de stresi ter olarak görülür.